Bugün -196 derecelik bir sıvıyla roketler yapacağız ve o sıvıya 1400 derecelik lav dökeceğiz. Daha neler neler yapacağız. -196 derece sıvı nitrojen ya da sıvı azot deniyor. Aslında gökyüzünde yani atmosferde bulunan gazların %70'i azot. Ama bu o kadar soğuk ki sıvı haline almış. Gaz değil. Biz bununla 1400-1500 dereceyi karşı karşıya getireceğiz. Lav dökeceğiz. Bir kasa patlatmaya çalışacağız ve daha birçok çılgın deney yapacağız. Hadi başlayalım. Önce 1400 derecelere ulaşmamız lazım. Metal eritmemiz gerekiyor. Sağdan soldan topladığımız kutular, daha önce erittiğimiz pirinçler falan filan 1500 derecelere çıkacağız. Ondan sonra da sıvı nitrojenin -196 derecenin içine dökeceğiz bunu. Orada duruyor sıvı nitrojen. Şimdi bunu yakalım. Ya Seko, oğlum insanlar ormana çöp atıyorlar. Ya akıl almaz bir şey ya. Çok garip oğlum. Niye ormana çöp atıyor bu insanlar ya? Ya hiç anlamıyorum abi. Gerçekten sinirim alt üst oluyor. Eriyorlar, az kaldı. Şimdi lavımız hazırlanırken şuraya bir çukur yaptım. Bu çukuru şöyle alüminyum folyoyla kaplayacağım. Çevresine sıvı nitrojeni bunun içine dökeceğim. Çünkü arkadaşlar havanın etkisiyle biraz bile olsa soğuk tutabilmek çok daha güzel bir etki yaratacak. Hava onu ısıtacak ama toprak soğuk olduğu için toprak o -196 dereceyi olabildiğince birkaç saniye de olsa, ki çok önemli bu birkaç saniye, normalden daha soğuk tutacak. O yüzden toprak emmesin istiyoruz abi. Tabii toprak da şeyi emmesin, sıvı nitrojeni emmesin. Emerse lavı dökecek bir şeyimiz kalmaz. Şu an sistemimiz hazır. Hadi bakalım. Sıvı nitrojeni dökelim, gel Tağla'cığım. Şu boşluğa. Tamam. Şimdi koşa koşa gideceğim ben, lavı alacağım. Geliyor. 1500 derece -196'ya. Seko. Çok iyi değil mi? Müthiş. Bekle. Abi çok iyiydi. Yine ayağıma döktüm. Soğumuş mudur sence? İşte soğumamış oğlum. Donmuş ama soğumamış. Baksana. Isıya dayanıklı eldiven elime yapıştı. Bak deldi. Görüyor musun şurayı? Korkunç bir şey. Yani hem sıcak hem soğuğun korkunçluğu var burada. Ne biçim duman çıktı ama? Daha doğrusu buhar çıktı. Duman da değil. Çok acayipti. Bak hala için yanıyor yalnız. Sekom. Gördün mü bak şurada. Buradan var ya nasıl sıcak çıkıyor biliyor musun şu an şeyden? Ama sonuçta hiç bak toprağa hiç zarar vermemiş. Çünkü -196 dereceyle savaştı ve bence lav kazandı. Ne diyorsun? Kesin. Kesin. Bir de parmak da gitti. Yapacak bir şey yok. Şu an ısıya dayanıklı eldivenle derim 1. Çıkmıyor da bak. Parmak izi kalmadı orada. Evet, parmak izim yok. Artık istediğimiz gibi banka soyabiliriz. Zaten banka soymayla alakalı da bir efsaneye bakacağız birazdan videonun devamında. Burayı temizledim, toparladım. Üstünden 5 dakika falan geçti. Hala bakalım efekt verecek mi? Oy. Bitmek bilmiyordu. Sana bir şey diyeyim mi? Fark ettim mi bilmiyorum. Döküyorsun ya. Hı. Toprağın gözeneklerinden yandan çıkıyor. Hadi ya. Ben onu görmedim. Oha harbiden ha. Şey gibi işte Seko. Hani magma patlar ya. Volkan falan. Yani sadece tepeden lav çıkmaz. Başka yerlerden de çıkar. Çünkü yer altında yollar vardır. O mantık. İnanılmazdı ya. Süperdi. Nitrojen bu varilde durduğu gibi durmuyor arkadaşlar. Bunlar roket yapılabiliyor. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela şu pet şişelerin hepsini görüyorsunuz. Hepsinin içinde belli miktarda sıvı var. En küçükten başlayıp en büyüğe doğru roket yapacağız. Şöyle bir durum. Bunun içinde su var ya. Nitrojeni içine dökeceğim. Sonra ters çevirdiğimde nitrojen suyun altına girecek ve yukarı çıkmaya çalışacak. Böylece buradan bir basınçla püf diye uçacak.
çok tehlikeli. Öyle böyle değil. Ya zaten sıvı nitrojen bulmak kolay bir şey değil de bulursanız da denemeyin. Ben bakın şunsuz yapmam bunu. Çünkü gerçekten nereye gideceği ve ne kadar kuvvetli gideceği tam olarak kestirilebilen bir şey değil. En azından amatör yöntemlerle. O yüzden önce küçükten rokete başlayalım, sonra büyüğe doğru gidelim. Hazır mıyız Seko? Çok korkuyorum ha. Allah! Oğlum ne oldu lan? Bir garip oldu. Daha büyüğüne geçelim. Atıyorum Seko. Oh! Oğlum nereye gideceği belli değil. Büyüdükçe şey artıyor, farkında mısın? Reaksiyon. Dik yapmaya özen göster kanka. Ödüm patlıyor. Oha bak bak Seko, gel bak. Kaynamaya devam ediyor, soğuktan kaynıyor. Daha büyük bir şeyle deneyelim mi şu damacanalarla? Geliyor. Oo! Oğlum çok iyi lan. İyi, ağzımıza yüzümüze henüz gelmedi Seko. Kontrollü olmak lazım Musa. Bir süre sonra görmüyorum ki. Neyse Musa çekil. Baksana oğlum. Her yanım şey oldu. Kola, Fanta, su. ...30 metre falan çıktı sanki. İçine baksana. Formunda hiçbir değişiklik olmuyor ama. Formu aynı. Ama ben bunun formunu bir değiştireceğim birazdan. Allah! O neydi ya? Seko! Ödüm patladı. Bir şey olabilir, o bilmiyorum. Yok, yanıcı bir şey değil. Değil de acayip patladı yani. Böyle vadi gibi ya, iyice yankı yaptı. Yok yok, çok sertti. Öyle mi? Vallahi yani iyi bir şey olmadı. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Nasıl acaba görüntüler ya? Bakalım mı şuna? Bak geliyor. Allah! Oha! O ne lan? Gitmeden yani daha karedeyken patlamış galiba. Allah! Bak şu an gidiyor. Burada patlamış. Sese bak oğlum. Bu kadar hızlı olduğunu gözüm fark etmemişti o an. Değil mi? Görüntüyü izleyince daha net anlaştı. İnanılmaz. Bu arada arkadaşlar, kendisi bizim yeni mobil kurgu bilgisayarımız. Yani bizim kurgular biliyorsunuz biraz böyle alengirli. O yüzden Monster'ı tercih ediyoruz. Her oyun oynanabildiği gibi donanımı sayesinde her türlü kurgu programını da kaldırabiliyor. Monster Abra A5 V19.2. Bu bilgisayarda ekran kartı RTX 3050 Ti. Yani hem oyunlarda hem de bizim gibi kurgu işi yaparken de inanılmaz performanslar alabilirsiniz. Biz oyun da oynuyoruz tabii. Yani hem oyuncular hem de bizim gibi böyle görsel tasarım işleri yapan insanlar için oldukça iyi. Zaten Monster'ların hepsi bizim çok işimize yaradı bugüne kadar. RTX ekran kartlarında bulunan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka işlemleri hızlanıyor. Nvidia'nın yapay zeka destekli uygulaması Nvidia Broadcast'ten de bu sayede daha çok verim alabilir ve canlı yayın, online ders gibi konularda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Ray Tracing özelliği sayesinde ışın izleme teknolojisini deneyimleyebilir ve oyun sırasında FPS oranında ciddi bir artış sağlayabilirsiniz. Bizim gibi tasarım alanında da RTX yapay zeka desteğinden faydalanabilir, daha hızlı çalışabilir ve Nvidia sayesinde Omniverse ve Canvas gibi uygulamaları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. RTX 30 serisine sahip laptoplar, oyun, tasarım ve mobilite gibi pek çok işlevi aynı anda sağlayabilir ve DLSS gibi son teknoloji özellikler bu bilgisayarı uzun süre kullanmanıza olanak sağlar. Hadi şimdi deneye devam edelim. Şimdi en büyüğü. Artık bunu tek başıma dökebilirim diye düşünüyorum çünkü yer bayağı fazla. Atıyorum Seko.
Çok ağır olduğu için ucundan şey oldu, roket oldu. Bayağı iyiydi ya. Şimdi suyun altında patlatalım dedik ya. O yüzden bir taş ocağının yağmur göletine geldik. Burada yaşam yok. Kuş bile uçmuyor zaten. Yani besleyen bir yer olmadığı için. Yani sadece yağmur suyu doluyor. Yazın yok oluyor, bir daha doluyor falan. Neyse, yaşam yok yani. O yüzden rahatlıkla suyun altına atabiliriz. Önce pet şişeyi taşa bantlayacağım. Böylece dibe gidebilecek rahatlıkla. Banttan kurtulmaması gerekiyor. Pet şişe patlayınca da zaten yukarı çıkacak. Bantlarla beraber çıkacağını düşünüyorum. Alır çöpe atarız. Şimdi gayet iyi durumda şu an bence. Bunun içini şuraya doğru gitmem lazım. Çünkü doldurur doldurmaz atmam lazım. Patlarsa yanarız. Allah! Ne diyorsun Seko? Allah'a! Oha! Siz onu hissetmediniz. Hissettim ben de. Ya izleyenlerden bahsediyor oğlum. Buf etti oğlum. Şöyle bir 2 santim zıplattı. Ödüm patladı. Daha büyüğünü yapalım mı? Şimdi daha büyük bir pet şişe. Şurada parçalarını görüyorum biraz önce attığımın. Toplarız, bunu da toplarız. Gel bakalım. Çünkü yukarı çıkıyor zaten. Patlar patlamaz taştan ayrıldı. Atıyorum Seko. Allah kahretsin. Atamadık Seko. Galiba kafam patladı. Beynim yerinden oynadı Seko. Bu videoda patladık, yandık. Ben arkasının şiştiğini gördüm. Tabii ben hemen kaçtım zaten. Ben de kaçtım. Çok ağır oğlum. Taş ağır, bidon ağır. Yaşadıklarımızdan ders alarak daha farklı bir yöntem deniyoruz. İçine su koymadık, çok az koyduk. Atarken biraz daha tedbirli davranmaya karar verdik Seko'cum, değil mi? Mantıklı. Evet. Hala duyabiliyoruz en azından. Çok yüksekti patlamanın sesi. Oha, batmadı oğlum. Batmadı lan. Musa. Hayır, ağzı da bize döndü. Ya biz bu videoda patlamadık ya. Daha da patlamayız bence. Neyse, şuraları toplayalım. Bir şey daha var. Şimdi yeni bir şey deneyeceğiz. -196 sıvı nitrojenin içinde sekon çatapat patlatacağız. Çok merak ediyorum. Yani sönme ihtimali var. Daha yanıcı hale gelmez ama duman muman bayağı efekt olacak diye düşünüyorum. Allah. Biraz daha dökeyim mi be? Atıyorum çatapatı. Olacak mı acaba? Korkuyorum da gitmeye. Bence söndü o. Hazır mıyız Seko? Seko, oğlum ne oldu Seko? Çok fena olmadı mı? Fena oldu abi. Ödüm patladı benim yine. Oğlum bu video nasıl video? Ha. Böyle bir şey olmuş Seko. Gördün mü? Kanka ben olayı size anlatayım mı? Acayip şey oldu. Soğudu. Bir anda ısıyla ve güçlü bir efektle patlayınca ne oldu? Yandı. Yandı. Bir dakika şov. En son bir görsel şov yapayım mı Seko? Bir de şöyle bir şey yapacağım. Nasıl Seko? Oh. Oh. Ya bu görsel şölenli videolar çok güzel oluyor. Çok seviyorum ya Seko. Gerçekten. Vay be. Sanki böyle Transilvanya'da gibiyim Seko. Oh.
Oğlum çok acayip görüntüler bunlar. Seko. Coşmalı. Bak bak bak. Tornado yapabiliyor muyum? Yükseliyor mu bilmiyorum ki. Oğlum çok güzel be. Ant-Man filminde, Karınca Adam filminde karınca adam bir kasayı soyacak. Ne yapıyor Seko? Donduruyor mu? İçini suyla dolduruyor. Sonra sıvı nitrojenle onu donduruyor ve kasa patlıyor. Videonun içine bir tane efsane gerçek koyalım dedik. Biz de ne yaptık? Gittik. Yarım santimlik yani 5 milimlik çelikten bir küp yaptırdık. İçini komple suyla doldurduk ve her tarafını hava çıkmayacak şekilde bakın kaynakladık. Bunun içinde bayağı bildiğiniz ağzına kadar su bulunuyor. Bunun içini sıvı nitrojenle dolduracağım. Tabii bunun için bana Talha'cığım yardımcı olman gerekiyor ve hemen uza, tamam mı Talha? Eksi 196 derecede su donacak, buz olacak. Teoriye göre buz genişleyecek ve bunu patlatacak. Çok güzel gözükmüyor mu Sekom? Aha bir sesler geliyor. Harbiden geliyor. Musab biraz elini yüzünü koru. Deniyorum. Ben uzaklaşayım. Evet evet. Şuradan Seko'yu göstereyim. Ağacın arkasına saklanmış bak. Bir hareket oluyor. Bir sesler çatlar patlar çıkıyor Seko. Allah vallahi geliyor çat çat. Ödüm de patlıyor bir taraftan. Yanlış görmüyorsam alt tarafta bir buz tabakası var şu an. Öyle mi? Dibi dondu bu arada. Harbi mi? O bayağı çat çat ediyor ha. Bu arada o alet tamamen donacak abi. Buz tutacak. Evet. Yoksa olmaz zaten. Biraz daha eklesek mi? Valla oluyor bir şeyler ha. Yani çok böyle şişme olmadı. Çat çut çat çut sesler geliyor ama Ant-Man de şimdiye kadar patlamıştı. Değil mi Musab? Aldık kostümü gittik karınca adam kostümünü. Zaten banka açıldı abi. Aynen banka açıldı. Sabah oldu. Hala içi su bunun. Bak hala bu şey. Yan yatıralım Seko. Bir şeyler oluyor ha. Heyecan yaptım ya. Bir hareket ettiriyorum. Burada buzlanma görüyor musun? Kutu tamamen buz şu an. Ya her tarafı buz ama yaklaşık bir saattir bunu ekliyoruz, ekliyoruz, ekliyoruz. Bir değişiklik göremedim. Allah kahretmesin ödüm patladı. Bence bu şu an Ant-Man bir efsane gibi geliyor bana hala. Çünkü yaklaşık 4-5 litre sıvı nitrojen boşalttık eksi 196 dereceyi. Fakat hala bir atraksiyon yok. Kasa niyetine yaptığımız şeyin şeklinde de bir değişiklik yok. Ağzına kadar suydu. Buz tutacaktı. Buz genleşecekti ve yarım milimetrelik çeliği kıracaktı. Kırmadı. Peki. Filmlerde onu da yapıyorlar. Demiri, metali soğutup kırıyorlar. Olur mu? Denemeden bilemeyiz. Yok. Bana mısın demiyor. Kasa açılmıyor yani. Hiçbir türlü. Peki balyoz? Oğlum bu ne menen bir şeymiş Seko. Harbiden kasa gibi olmuş bu. Hı. Oha bak 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 Seko. Görüyor musun? Şuradan deldik. Ama değil şey Seko, buz tutup patlatmak. 2 saat boyunca adam akıllı içi buz bile tutmamış. Allah. Ant-Man. Ant-Man yeme bizi. Efsaneymiş. Bakalım içeride ne olacak? Allah kahretmesin. Ne oluyor ya? Çok çok oldu, çok oldu. Çok oldu. İçeride de bir deney yapalım dedik. Nefessiz kalıyorduk. İzlediğiniz için teşekkürler.